Cömertlik huyundan vazgeçmeden ne? Evladım,
Hadi sessizdir. Herkes över toz kalmasmışsan üstüne döner. Kötü yalanlarını içine gömer. O sırrı kimseye açamaz anne. Kuşlarca yuvada cıvıldamadan, arıca çoğalıp oğuldamadan, gönlünce balından bir tadamadan, aşk tacı edilip göğe koyunca, bu zevke bir değer biçemez anne. Ya Rab, bu merhamet, böylesi şefkat, ilahi lütfun ki sonsuz bir rahmet, affın deryasından zerredir elbet, bu ulvi ihsandan kaçamaz anne. Anne, gelip geçen mevsimler duyguları silmez mi? Anne sen deniz misin? Sevgin hiç eksilmez mi? Gözünden ayırmadın bulut gibi, nem gibi. Sevemez kimse beni biricik annem gibi. Hayat yelkenim doldu sıcacık nefesinle. Enginler açıldım doğa yüklü sesinle. Ne zaman anne desem derdime derman oldun. Fırtınalar kopunca güvenli liman oldun. Bilmem ki senin için neler yapayım anne. O mübarek ellerinden her gün öpeyim anne. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا حتى مدلع الفجر. الله أكبر. صدق الله العظيم. Ey gözlerinde cenneti saklayan, ayağının bastığı yerler cennet kokan gibi. Ey yaradanın en güzel eseri, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım deliği. Varoluşunun şerefine bütün varlığı hediye etti.
Allah'ın sevgilisi, kainatın göz bebeği. Senden şefaat dilenen biçarelerin en sefiliyim desem, bana da şefaat eder misin? Ey kupkuru çölleri cenneti çeviren gül, ey gönlünden gül dökülen Resul. Küçük kız çocuğunun elinden tutup da evine götüren, kuşu ölen çocuğa baş sağlığı dileyen. Gözlerinden yaş dökülen devenin gözyaşlarını silen Resul. Benim de gözümün yaşını siler misin? Ya Nebi selam aleyke, ya Resul selam aleyke, ya Habib selam aleyke, salavatullah aleyke, ya Nebi selam aleyke, ya Resul selam aleyke, ya Habib selam aleyke, salavatullah aleyke. Varsa
yaşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istikrar. Thank you.
dua ile başlamak ve dua ile bitirmek vardır. O halde programımızı taşlandırmak ve bereketlendirmek için dualarını yapmak üzere öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. Hanım kardeşlerimize. Vehdina ve fitna ilel hakkı ve ila tarikim istedim. Bi bereketil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti habibike ve resulike kerim. Vaf'a anna ya kerim, vaf'a anna ya rahim. Vaf'ir lana zunubena bi fazlike ve cudike ve keremike ya ekremel ekremim. Ve ya erhamer rahimim. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatı yoktan var eden, istediğine istediğini veren, istediği zaman alma gücüne sahip olan, günahının çokluğundan dolayı kalbi mahzun olanların suçunu bağışlayan Yüce Allah'ım, ellerimizi açtığı, boyunlarımızı büktüğü, günahkar dillerimizle suçumuzu itiraf ederek yalvarıyoruz. Bizi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Burada okunan sure-i şerifleri, getirilen tekbirleri, salavat-ı şerifleri, dergah-ı izzetinde kusurlarıyla beraber kabul eyle. Güzel vatanımızı bizlere emanet eden, vatanımızı için canını, malını, kanını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin de ruhlarını hediye iledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Ramazan'ı manevi havasıyla yaşayıp sevdiklerimizle beraber bayrama erişebilmeyi, ağız tadıyla bayramı geçirebilmeyi cümlemize nasip eyle. Düğün kına olduğu zaman salonları dolduruyoruz. Ama böyle Kur'an ziyafetidir, bu tarz programlar olduğunda biraz daha kendimizi, ayaklarımızı geri çekiyoruz. Ama bugün bizim gördüğümüz güzellik bizim için yeterdi. İlk baştan acaba farklı programlarla çakıştık. Kimse olmazsa ne yaparız, ne ederiz diye. Ama elhamdülillah amacımıza ulaştığımı düşünüyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizi sabırla dinlediniz, kırmadınız, buraya zaman ayırdınız geldiğiniz için. Tekrar bütün öğrencilerime, hepsine ama büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperek hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İnanın hayatımda aldığım en güzel hediyelerden birisidir. Herhalde evlilik hediyesini aldığımda bile bu kadar sevinmemişimdir. Evet, şimdi de ikinci grubumuz. Saymadım ama bu arkadaşımız Türkiye'de cenazesi olmasına rağmen ben kendisini programda görevi vardı. Arayıp da sormaya cesaret edemedim. Gelebilecek misin? Programa görevini yapabilecek misin diye. Ama o cenazesini defnettiği gün beni arayıp hocam merak etmeyin ben size söz verdim. Sonunuza kadar yanında olacağım dedi. Kendisine bunun için de teşekkür ediyorum. Güzel Türkçe konuşuyor. Özellikle anne şiirinin ilk kıtasını verdim.
İstiklal Marşı'nı kim okuyacak diye sorduğumda ilk önce parmak kaldıran kendisiydi. O yüzden ona bir alkış istiyorum. Çok güzel bir programdı. Neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir program oldu. Çok heyecanlıydık hepimiz de. Diyanet Camisi Dinslarken Kur'an kursu öğrencisiyim. Şaziye Hoca Hanım'ın. Kaç senedir? 2 seneden beri derse geliyorum. Evet. Ama haftada 1-2 defa birer saatlik ders gördük. Çok vaktimiz olmadığı için çalışan insanlarız. Aha. Ama Allah razı olsun bugünlere kadar geldik. Hoca Hanım'ın emeğine sağlık. Allah ondan razı olsun. Sahneye çıkmak sizin için nasıldı? Çok heyecanlıydık. Çocuklarımızı şimdi daha iyi anlıyoruz. Gerçekten çok heyecanlı bir tecrübe oldu bizim için. İnşallah beğenilmiştir. İnşallah çok güzeldiniz hepiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Merhaba efendim. Programla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Ben de bu Kur'an kursu öğrencilerinden, ikinci gruptan hocamızın öğrencilerindenim. Şu anda bu programı burada bizim gerçekleştirebilmemiz bizim için çok güzeldi. Çok duyguluydu. Umarım herkese o duyguyu hissettirebilmişiktir. Biz kendimiz gerçekten çok duygulu bir şekilde programı gerçekleştirdik. Gelenlerden, hocamızdan, en önemlisi de hocamızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Gecesine gündüzüne kattı, bizlere bir harf öğretebilmek için çok çabaladı. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. 2 senedir ben de kursumuzdayım. Zamanlarımız kısıtlı olduğu halde bizleri bugünlere getirebildi. Onun sayesinde buradayız şu anda. Hocamızdan çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Allah razı olsun. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizin de düşüncelerinizi alabilir miyiz programla ilgili? 3 senedir programa geliyorum. 1. gruplardan, ilk öğrencilerdeniz. Hocamız bizi sabırla her şeyi öğretti. Yani bu kadar güzel sonuç alacağımızı o zaman düşünmüyordum ilk başladığımda. Sahnede olmak nasıldı sizin için? Çok heyecanlıydı ama çok çalıştık. Yani biraz da heyecanımıza bastırabildik. Biliyoruz ya onun için bastırabildik. Kızım tiyatro oynuyordu. Onun o zamanki heyecanını şimdi daha çok anlıyorum. Evet, zor oluyormuş değil mi? Evet. Oldu, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Şaziye hocamızı da çok teşekkür ederiz. Peki siz bir şey söylemek istersiniz? Çok güzel bir program. Evet, bugünün mimarı Şaziye Şen hocamızla birlikteyiz. Onun da düşüncelerini alalım. Bugün hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, ben 2014 Aralık ayında buraya eş durumundan görevli olarak geldim. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapmaktayken eş durumundan tayinine geldim. Ama 2015 Eylül'ün 18 Eylül'den itibaren kendi uzun dönem görevime geçerek yaklaşık 3,5 yıldır eşim eş durumundan görevimle beraber burada görev yapmaktayım. Bu program için ben, burası benim 13. görev yerim, görev hayatına başladığımdan beri. Her gittiğim yerde güzel bir program yapmayı hep istemişimdir de ve yapmışımdır da hanımlarla beraber. Burada da aynı şeyi düşündük ama buranın şartları Türkiye'den çok farklı olduğu için ancak bu zamana yapabildik. Farklı neler yapabiliriz? Yani yurt dışında elbette ki hep camide vesaire tatil programları oluyor ama ben camiden ziyade sahne ortamında daha farklı bir program yapmayı hep düşündüm. İsteğim, dileğim bu doğrultuda olduğu için bugünü yaşadık, bugünü gördük talebelerimle beraber. Öğrencilerime bu fikri açtığımda hepsi evet hocam biz her zaman yanındayız yapalım dediler. Sağ olsun onlar da yaklaşık 2 aydan hatta 3 aydan beri hep beraber birlikte bugünlere geldik. Onlar da yaklaşık 3 aydan beri
maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yaparak bugünlere geldik. Sağ olsun hep yanımda oldular. Her zaman beraberdik. Belki bu programda daha profesyonel yapılabilir miydi ama bizim çok fazla önce sahne deneyimimiz olmadı. Programdan bir saat önce salona gelebildik. Evet, programımız bizim için, benim açımdan gayet çok güzeldi, çok başarılıydı. Eminim ki seyircilerimiz, izleyicilerimiz de aynı şeyi düşünüyorlardır. Onların görüşlerine baktığımızda onlar da gayet memnunlardı. Hele kızlarımızın o son performansı gerçekten göz doldurdu diyebilirim. Bizi memleketimize götürdü, memleket hasretliği çeken buradaki vatandaşlarımızı memleketimize götürdü diyebilirim. Bu programda bizimle beraber olan, bizi seyircilerine ulaştıran Uygur TV'ye ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki Almanya'dasınız. İyi ki Türklerin sesini dünyaya duyuruyorsunuz. Evet efendim, bugün de sonuna geldik. Herkese iyi günler.